Herkese selamün aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok, nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Bizi de soracak olursanız hamdolsun bizler de çok iyiyiz. Çok güzel, güneşli, hafif rüzgarlı bir gündeyiz. Günümüz böyle geçiyor. Zarife yine coştu. Bu güller size gelsin arkadaşlar. Şurada da çok güzel bir tane açmaya başlamış. Şuna bakın nasıl güzel, pembe beyaz. Ortaları pembe, kenarları beyaz. Elif de şey yapıyor arkadaşlar. Civcivleri güneşlendirmeye çıkardı. Ailemizin yeni üyeleri. Elif onları çıkardı. Elif onlara annelik yapacak. Civcivlerimize maşallah. Üşümezler değil mi Mustafa? Şurası daha iyiydi sanki. Ben sana orayı dedim. He? Öyle mi esiyor? Sanki orası daha güneşli gibi geldi bana da. Bunlar da ailemizin yeni üyeleri. Güneşlenmeye çıktılar. Ay yerim ben sizi ya. Akşam siyahlardan bir tanesi iyi değildi. Şu an iyi. Ne yaptık Elif? Elma sirkesi. Evet, elma sirkesi içirdik arkadaşlar. Şu bakın şu öndeki. İyi değildi sarının yanındaki. Küçük zaten, çok küçük. Biraz küçük evet. Gözleri kapanmıştı ve hep uyuyordu. İyi değildi yani. Hemen sirke içirdik. Sularına da sirke koydum. Gözleri kapalıydı. Gözlerinin kenarlarına da sirke sürdüm. Ondan sonra bugün iyi. Bak bak bak. Aa, şey Elif. Ot. Ot, ay Mustafa, otlar ayaklarına değdikleri zaman bir garip oluyorlar. Otluyor. Hani? Annem sarı otladı. Ama şey yutmadı, geri attı otu. Aha aha, turuncuya bak Mustafa. Eyvah eyvah, bahçenin otları başladılar. Bunları böyle günlük çıkarmak lazım değil mi? Nasıl mutlu oluyorlar. Ay yerim ben sizi. Şöyle geniş alayım. Arkadaşlarım da görsün. Civcivlerimizin nasıl uçmaya çalıştıklarını. Bunlara büyük koli de ayarlarız biz. Daha rahat uçarlar. Şey. Sanki odunlukta var. Televizyonun fırının kolisi Mustafa. O muydu hasta olan? Yok şu. Kafasında şey var ya beyaz. Oydu. O iyi değildi akşam. Şimdi iyiler. Çok şükür. Kızıyorlar birbirine. Şimdi renkliler boyalı. Heh, aha. Tavuk. Tavuk. Evet. Eşim tavukla horozu ayırıyor. Tavuk. O da mı tavuk? Bu horoz. Bu da horoz. Horozumuz çok. Bu horoz. Kaç tavuk oldu? İki mi? Üç kez şu an. Bu da horoz. Evet. Hiç tavuğumuz olmayacak mı bizim? Bu da horoz. Beş. Bu tavuk. Üç oldu tavuk. Bu da tavuk. Dört oldu. Bu da tavuk. Beş oldu. Beş şu an. Bu horoz. Altı. Bu da tavuk. Altı mı oldu? Evet. Aa, 7 tavuk, 7 horoz. Evet. Hadi bakalım hangisi doğru çıkacak değil mi Mustafa? Bak üşüdüler. Turun şey kahverengi biraz tuhaf durdu. Esiyor ya. Esiyor. Tüylerini kabarttı. Dedik biraz hava alsınlar. Efe 7 tane tavuk, 7 tane horoz. Efe böyle ayaklarını çırpındıran öyle miydi Mustafa? Ayaklarını böyle çırpan, hareketli olan tavuk. Ay pardon, horoz. Ayakları sabit kalan tavuk. Denedik bakalım hepsi nasıl dedi. Yani denediğimiz gibi çıkacak mı? Yarı yarıya. Ev senin terliğin var annem orada şeyde. Lavabonun yanında. Etrafta kedi çok var. Bunları bırakmaya gelmez. Kedi alır götürür bunları.
E niye kaldınız? Ne oldu? Hopluyordunuz siz. Güzellikler. Ben nasıl bir şey istiyorum şimdi abi? Böyle mi kaldıracağım? Daha çok şey yapacağız. Şekiller falan olacak. He? Farklı farklı oluyor. Nasıl kaldıracağım? Şöyle şöyle daha mı böyle? Demir var da. Demir var. Biri uçunca herkes uçuyor. Hop. Ayağını. Yayıldılar. Erişçim bunlar üşüyorlar annem ya. Alalım mı? Bilmem. Beklemek mi istiyorsun? Alalım mı? Bilmem. Bir iri iyi gibiler. Bazen de öyle kalıyorlar ama. Bilemedim. Hop. Bak 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 eşelemeye çalışıyor bir de. Odunluk. Elif şurada anahtar. Masanın üstünde miydi acaba ya? Balkonda olması lazım ama. Bir bak bakayım oralara. Nereye gidiyorsun? Orada değil mi? Bahçemizin yeni üyeleri. Bayağı otlanıyorlar. Zarife otlanmazsa otlanmasın. Civcivler otlanıyor. Bayağı da aha, açılıyorlar vallahi etrafa. Aman kızım gözünden kaçırma. Oy oy. Dünden bugüne bayağı bir geliştiler bence. İnanın bir gün bile fark etti. Kuyruğu çıkanlar var. Evet. Kanatları daha uzadı. Böyle değiştiler yani bir günde. Ama işte boyalı kahverengi yani şu burada şu anda arkadaşlar siyahla beyaz var sadece. Böyle kahverengi, turuncu, yeşil, sarı göründüğüne bakmayın. Bunların genel hali beyazla siyah. Zaten siyah olanlar doğal hali. Beyaz olanlar da renkli olanlar. Hepsi beyaz. Renkli olanların hepsi beyaz. Yani İki renk var burada. Bu kadar rengarenk göründüğüne bakmayın. Renkli olanlar ölüyor diyorlar. İnşallah ölmezler. Ben bilmiyordum öyle olduğunu. Öyle diyorlar ama arkadaşlar çok da enerjik görünüyorlar yani. Hani ölecekmiş gibi değiller. Neşeli duruyorlar. Şeyde ışık da yakıyoruz kolinin içinde. Sıcacık. Hiç üşütmüyoruz. Ayakları soğuk mu Elif? Yok sıcak. Biraz temiz hava alsınlar. Oy oy gördün. Mustafa. Hepsi Elif'in altına toplandı. Hayır. Demir'in korkusuna. Demir'in sesine. Kesinlikle Elif seni anneleri sanmış olabilirler. Kalk annem kalk. Biraz güneş gelsin. Allah'ım. Arkadaşlar kısa video çektim. Onu görürseniz. Şimdi... Kısa video çektim. Bana mı gülüyorsun? Şimdi kısa video çektim akşam. Bunu size uyurken çekmek için bunları. Sadece uyuyorlar dedim. Birden bir korktular hepsi birden. Kısa videolarıma bakarsanız orada görürsünüz. Kısa videolarıma da destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Kanalıma denk geldiğiniz zaman kanalıma abone olursanız, beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Böyle ailemiz gitgide genişliyor. Hem YouTube'da hem de bahçemizde ineğimiz, tavuğumuz olacak inşallah. Bağımızda, bahçemizde sebzelerimiz. Böyle geniş bir aile oluyoruz. Bahçemiz böyle her yer yemyeşil oldu. Güllerimiz açtı. Meyvelerimiz oluyor. Efe var ya az önce gördün mü? Direkt hepsi Elif'in altına toplandı. Çok meraklılar.
şuraya gidiyorlar, bakıyorlar. Orası onların evi olacak ya, herhalde o yüzden. Vıcır vıcır geziyorlar. Sabah yuttu mu? Yuttu. Aha. Siyah olan solucan yakaladı arkadaşlar. Löp diye yuttu vallahi. Bak 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 nasıl eşeleniyorlar. Ya var ya, hayvanların genlerinde var. Eşelenmek. Oh, löp diye yuttu vallahi. Proteini aldı. Bir maşallah deyin arkadaşlar. Bakın daha bir günde hemen, ama sürekli hiç yemlerini, sularını eksik etmiyoruz. Işığı hep yanıyor içinde. Hep sıcak haldeler. Hep sürekli yem. Hiç yemsiz bırakmıyoruz. Hiç susuz bırakmıyoruz. Suları sirkeli. İnşallah. Yani illaki ölen olur. Hiç ölmeden olur diyemem ama inşallah bir 5-6 tane kalır. Ben eve geldim arkadaşlar. Yemek yapacağım. Şöyle arada bakıyorum onlara camdan. Çok güzel. Yani işim olmasa da oturup izlesem, çok tatlılar. Pıtır pıtır geziyorlar etrafta. Ben de kuru fasulye pilav yapıyorum. Var mı ağzını? Elif hala civciv otlatıyor. Elif'cim öyle yapma annem, öyle yapma. Ölür. Orada bir şey buldular herhalde. Ot, ot mu? Sapı. He, ot sapı yüzünden mi kavga ediyorlar? Büyümüşler de kavga yapmayı mı öğrenmişler? Eşimle Efe de ağırlık yapıyor arkadaşlar spor için. Ne Efe o? Ağırlık. Adı ne? Dumbbell. Dumbbell yapıyorlarmış. Ben halter gibi bir şey sandım da. Ondan da mı yapacaksınız? He. Halter, dumbbell öyle ağırlık için harçtan yapıyorlar işte bir şeyler baba oğul. Elif de çobanlık yapıyor. Ben de yemek yapıyorum. Ben yemeği yaptım arkadaşlar. Elif'e dedim alalım artık. Çünkü hasta olurlar. Civcivleri alalım artık. Annem içindekileri oraya boşaltma. Zarife otlamaz o zaman. Şurada şey var ya. Ateş yaktığımız yer. Oraya boşalt. Aa, bayağı rüzgar çıkmış. İyi, bunlar nasıl böyle üşümediler? Koştunuz mu siz? Ama bağırıyorlar artık. Bu demektir ki üşüdüler. Bir garip garip duruyorlar zaten Elif. Aynen aynen. Hemen içeriye alalım bunları. Kolye koy anneciğim. Hemen ışığını yakalım bunların. Isıtalım. Tik 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 tik. Çık 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 çık. Ne oldu kız? Elif hadi annem biraz hızlı ol aşkım hadi. Bunlar uzaklaşıyorlar artık bak sen. Bayağı yayıldılar etrafa. Otladılar. Ay dikkat et annem. Elif otladılar mı bayağı? Evet, solucan da yaşadılar. Aferin onlara bak. Bayağı ortama uyum sağlamaya başladılar. İnşallah ölmezler arkadaşlar. Ölmeden büyürler inşallah. Ne oldu kız? Kız mısın lan mısın bilemedim. Babam ay nasıl uçuyor. Babam biliyor. Çok hareket eden. Evet, çok hareket eden. Arkadaşlar civcivlerin tavuk mu horoz mu olduğunu nasıl anlarız? Anne. Boynundan tutuyor. Ya 6 horoz ya da 7 tavuk. Öyle miydi? Evet evet aynen. Yarı yarıya değil. Bir tane fazla. Ya tavuk fazla ya horoz. Birinden biri fazla. Eşim gösterdi az önce. Boynundan tuttuğunuz zaman sallıyorsunuz. Sallıyorsunuz derken boynundan tutup aşağı kısmı çok hareket ederse ayak kısmı tavuk horoz oluyor. Sabit durursa ayaklarını açıyor öyle duruyor. O tavuk oluyor. Evet.
nasıl civcivlerin tavuk horoz olduğunu anlarız. Bu şekilde öğrenmiş de oluruz. Eğer atlamadan izlerseniz. Ekip sağlam, ekip tam mı? Ekip sağlam mı diyecektim. Ekip tam mı Elif ablası? Eksik yok değil mi? Hadi şimdi eve götürelim bunları. Sobanın da kovasını değiştirdim. İçeriye getirmedim daha. He, onu sen ben yapayım istiyorsan ya da sen yap, fark etmez. Sopayı koy önce. Bütün her şeyi hallettikten sonra fişi tak. Viç viç viç. Çok şeye yakın olmasın annem. Sıcaklık şey oluyor ya. Ortada dursun ki. Şunu. Ters de koydum. Aşkım Elif. Şu niye böyle? Onu bir düzelt. Şurasını. Düzelt yani. Düzelt çocuğum, yamuk durmasın. Ama hep böyle. Niye? Dışarıda şey mi oldu? Onu bantla düzeltiriz o zaman. Bantla düzeltiriz. Hemen şunlara bir yem vereyim de sussunlar. Tak fişlerini. Isınsınlar. Böyle yapıyorsun. Yemlerini de verelim arkadaşlar. Işıklarını yaktık. Bıcır bıcır. Uçuyorlar. Yem de sırf kepek. Yani. Gören de zanneder yem. Bir de pahalı. Dün aldık. Civcivciden aldığımız bitti. Bir gecede bitti. Yiyorlar çünkü. Hayvanlar yiyecek ki büyüyecek. Civcivleri yerleştirdik arkadaşlar. Sıra geldi Zarife'ye. Zarife'nin de yemini yapacağım. Zarife'yi de doyuralım bakalım. Şöyle Elif Zarife'nin altını temizliyor. Camdan atma, tamam mı? Niye? Baban atacak camdan. Ben atabiliyor musun? Ya at o zaman. Değil mi Zarife? Atsın o zaman. Şimdi Zarife'ye hemen yem yapayım arkadaşlar. Şöyle kamera her yere alamasa da yine elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bir de izlerken abone olup beğeni yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Destek verirseniz çok sevinirim. Bu samanı var ya, o kadar sıkı basmışlar ki Elif. Makineyle basıyorlar ya. Çok sıkı yani. Alırken zor oluyor. Vallahi bıçakla şöyle yumuşatıp öyle alıyorum. Balya daha rahat, balyayı kullanmak. Çuvalı kullanmak zor. Bu yeter herhalde. Herhalde yeter. Ben alışmışım çok çok yapmaya. Az yapıyor, az geliyor gözüme. Çok yapıyorum. Bu sefer de eşim kızıyor. Çok yapıyorsun diyor. Ziyan oluyor diyor. Haklı. Ama ben hep fazla yaptığım için yani 5-6 hayvana yapıyordum ya hep. Benim elimin ayarı 5-6 hayvanlık.
Sağ ol kızım. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Şöyle ıslatıyorum. Islatmamız bitti arkadaşlar. Şimdi yemlerini katacağım. Kendim çekince biraz sorun oluyor. Elif, balkonda şurada şey verir misin, tencereyi? Gübre çuvalının üstünde. Ev işin yoksa biraz çeker misin anneciğim? Çocuklara pilav üstü kuru fasulye verdim. Onlar birer tabak yediler. Şöyle bir avuç da tuz koyuyorum arkadaşlar. Dolu dolu bir avuç da değil ama yine de koyuyorum yani. Ondan sonra şöyle besi yemini kepeği koydum, tuzu koydum. Samanı ıslattım. Şimdi de besi yemini koyuyorum arkadaşlar. Şöyle harmanlayacağım. Eşimin işi çıktı. O köyün içinde birinin arabasının lastiği mi patlamış Elif? Şöyle bu. Sanki öyle bir şey duydum ben. Oraya gitti o. Çocuklar da okuldan geldi. Dedim akşam yemeğini beklemesinler. Onlar dedim birer tabak yesinler. Onlara birer tabak pilav üstü verdim. Biz daha yemedik eşimle. Ben onu bekliyorum. O gelince hep beraber gene yeriz. Salata yapacağım. Kuru fasulye, pilav. Yeter. Allah bereket versin. Daha ne olsun. Ben şimdi arkadaşlar böyle bir kova veriyorum Zarife'ye. Bir kısmı kalıyor. Kalan kısmını da onu yedikten sonra hadi verelim beraber. Hep beraber Zarife'yi doyuralım. Hayır. Üstüme şey yapayım. Şimdi arkadaşlar üzerine de düve yemi verelim. Zarife kızın düve yemini de verelim. Şimdi bu kepek daha önce de anlatmıştım. Varile sığmadı. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Varile sığmadığı için bu kaldı, buradan kullanıyoruz. Bu bitmiş. İşte bu da düve yemi. Çok fazla vermiyoruz. Şöyle. Dolu dolu vermiyorum. Çünkü bak nasıl bekliyor arkadaşlar. Biliyor onu vereceğimi. Ver diyor. Ver. Getir diyor. Al kızım. Al balım al. Gördüğünüz gibi Zarife düve yemini de yiyor arkadaşlar. Şimdi kalan yemi eşim su vermeye geliyor Zarife'ye akşam. Suyu verdikten sonra bu kalan yemi de veriyor Zarife kıza. O da akşam kalanı yiyor işte böyle. Zarife'nin işi bu kadar arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Efe'nin
dumbbell'larının bir kısmı bugün yapıldı. Diğer kısmını da yarın yapacaklar. Çünkü ikisi aynı anda olmuyor Elif. Şey ya, çevirirse akar. Yarın da üst kısımlarını yapacaklar arkadaşlar. Dumbbell'lar böyle. Bir de halter yapacaklar. Onu nasıl yaparlar, neyle yaparlar bilmiyorum. Efe de böyle kendine babasıyla beraber hazırlık yapıyor. Şu dalını bu at kestanesine vereceğim. Böyle yukarı doğru çıksın. Öyle karar verdim yani. Burada da yabani gül var. Onlar da burada kendiliğinden çıkmış. Onlar da bayağı gül verecekler herhalde. Üzeri tomurcuk dolu. Elif bak, yabani gül. Çok güzel. Yani bakalım açacak. Nasıl açacak bilmiyorum. Bu çiçek kocamandı. Evet, budadım ben bunu işte. Bunların diplerini eldiven takıp temizlemem lazım. O da limon, mandalina. Bu üstünü kapatmadık biz bunun. 2 sene önce dondu. Aşı yerinden vermedi ama bu aşısız. Mutfağın önündekiler tutarsa bunu diyoruz, oradakilerle aşılarız. Öyle işte arkadaşlar. Burada da manolya ağacım var. Bunun da dibinin dolması lazım, çukur. Aa, ne güzel bir koku geldi. Oo Elif. Elif. Limon koktu. Şey, limon diyorum hep ya. Ben de diyorum nasıl güzel bir koku geldi. Oh. Gelmiyor ki. Bana geliyor. Senin burnunda bir sorun var bence. Kaymak ağacı dedin. Evet. Ne olmuş kaymak ağacı? Ne oldu ona? Burada vardı. Kaymak ağacı burada değil. Öbür şeyde. Öbür evin önünde. Burada bir tane daha çiçek vardı. Beyaz açıyordu. Onu Zarife kırdı. Bak şurada. Böyle işte arkadaşlar, videoyu uzatmayalım fazla. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma destek, beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Buradaki güzel gülleri de hepinize gönderiyorum. Bu güzel güller benden size gelsin. İzlerken abone olmayan arkadaşlarım varsa abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar.